Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Merhaba herkese. Bu sefer bağlantıyı ben yaptım. Acun Bey ile denedik, ondan olmadı. O yüzden ben bağlandım. Birazdan Ulu bize katılacak. İnşallah olacak şimdi. Merhaba. Merhaba. Gökhan'a yazıyorum bir yandan da. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Hiç. Dominik'teyim öyle. Mahsur kaldık burada. Evet evet. Ben de bayağı mahsur kaldığım için o duyguyu biliyorum. Anlıyorsunuz bizi. Evet. Gökhan'a sesleniyorum buradan. Gökhan. Reklamı ileri alın biraz. Biraz ileri, bilginle konuşun, reklamı ileri alın. Geç girdik. Şimdi şöyle ben kısaca, evet şöyle kendime yer arıyorum biliyor musun? O durumdayım. Ben sen buldum yerimi. Evet. Evet, iyi. Nasılsın öncelikle? İyiyim, çok iyiyim. Evet, alışıyorum, alışıyorum normal hayatıma yavaş yavaş. Evet. Şöyle ben kısaca seyircilerimiz için kısa bir hatırlatma yapmış olayım. Sevgili Aycan Panorama'ya katılacaktı bugün aslında ama dedi ki birkaç gün sonra katılsam olur mu? Beraber güzel bir muhabbet yapalım şu anda. Birkaç gün sonra da Panorama'ya katılayım dedi. Ben de tabii ki seve seve kabul ettim. O yüzden normal Panorama günü ama şu anda biz Instagram'da güzel bir sohbet yapalım kısa. Sonra da Panorama'ya katılırsın. Hemen sonra ilk soruyu soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Nasıl geçti Survivor? Survivor gerçekten çok güzel geçti. Başlarda çok zorlandım ama sonrasında çok alıştım tabii ki de. Yani anlatabileceğim o kadar çok şey var ki ama nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Heyecanlıyım da şu an. Hani anlatılmaz insan yaşaması lazım gerçekten. Evet. Zor muymuş peki? Zor muymuş? Zor. Gerçekten zor yani. Hiç evet. Düşündüğüm, beklediğim gibi değildi. Bir uyarmıştım ama zor demiştim hatırlarsın. Demiştiniz ama bu kadar olacağını gerçekten hiç kimse tahmin etmemişti. Ama yani sen altından çok güzel kalktın. Onu söyleyeyim. Sağ yani o pozitif enerjini hep hatırlayacağım. Yani şöyle söyleyeyim, oyunlarda beni mutlu eden yarışmacılardan biriydin. Böyle çok oyun kenarında, oyun sonrasında, açılışta, seremonide. Yani şöyle senin yokluğunu aramıyorum. Çünkü oyunları ben sunmuyorum şu anda. Evet, Murat evet. Yapıyor onu. Sen gidince ben de gittim. Görüyor musun? Evet. Ayrıca yoksa yokum dedi. Peki. Başka bir şey soracağım. Evet. Şimdi tabii ki böyle son çeyrek finale doğru giderken bir elenme oldu senin için. Hani bu konuda şu anda baktığın zaman üzgün müsün? Ne hissediyorsun? Onu da öğrenmek istiyorum. Yani ah orada olsaydın var mı şu anda? Tabii ki de var. Var değil mi? Var. Yani ilk elendiğim günden sonra bir düşündüm böyle. Buradaki insanlar bana çok tuhaf geliyordu. Böyle yatakta yatıyordum. Lavabom vardı. Yani diyordum ki bu benim hayatım değil diyordum. Ben kendi barakama geri dönmek istiyorum. Kendi kendime sordum hani keşke hani şansım olsaydı da daha kalsaydım. Her şeyi döndürürdüm diye düşünüyordum. Ama kader kısmet buraya kadarmış. Evet. Yine de çok mutluyum buraya kadar gelebildiğim için gerçekten. Yani önemli bir yere geldin bu arada. Performans olarak benim beklediğim çok ilerisindeydin. Çok da iyi gidiyordun. Fakat böyle bir son 10 gün, 15 gün bu her yarışmacıya da oluyor bu arada. Sonra da geçiyor. Dikkat edersen Nisa defalarca oldu. Evet. Evrime oldu. Cemal Can'a oldu. Aslında sen de belki öyle bir dönem geçiriyordun. Atlatabilirdim diye de düşünüyorum ben. Ya ben zaten o dönemi atlatmıştım. Sadece ise sayı almakta bir problemim vardı. Onu Evet. da atlatacağımı düşünüyordum. Bence ama de. Ama olmadı. Buraya evet. Kadarmış dedim. Yalnız sizin son tabii dörtlü sarılmalar falan böyle efsane görüntüler var. Yani evet o benim bu senede aklımda bir şey kalacaksa hani 3-4 şeyden biri o dördünüzün kenetlenmesi falan var yani.
O bayağı, bayağı enteresan. Çok duygusal bir oyundu zaten. Hani evet. Çok kazanmak istiyorduk. Gerçekten kazandık da çok da mutluyuz kazandığımız için. Hani muhteşem bir veda oldu ya. Yani o takım olarak evet. Güzel bir veda oldu. Yani çünkü dokunmazlıklarda da baktığın zaman aslında çok böyle dağılmadınız. Evet. Yani güzel bir mücadele verdiniz. Siz oylamalarda çok kaybettiniz. Evet. Ne yazık ki. Evet, mesela onu nasıl değerlendiriyorsun? Mesela niye sizin takım oylamada hep kaybediyordu sence? Yani bilemeyeceğim yani ya baştan beri çok biz kazandığımız için evet doğru ben de göstereyim. Seyircilerimiz daha çok gönülleri destek verdi. O yüzden kaybediyoruz diye düşündük. Ya da gerçekten çok beceriksiz olduğumuz için gönüller kazanıyor diye. Yok yok ondan dolayı değil. Ben sana şöyle söyleyeyim. Survivor'da benim tecrübem için söylüyorum. Kazandığın zamanki vücut şeklin çok önemli Survivor'da. Evet, bu o da seni kapsayan bir konu değil. Seni kapsayan bir konu değil. Sizin kalabalık olduğunuz dönemlerde kazanma sonrasında bence aşırı motive hareketler seyircide bir mesafe bıraktı sizin takımın geneliyle alakalı. Evet, onu sonra biz de düşündük herhalde. Sevinçlerimizden alakalı olabilir. Belki çok itici geldik onlara veyahut da çok cool geldiğimiz için hani bizi desteklemediler diye düşündük onu evet. Da. Ya desteklemeler derken tabii o da belli olmayacak bir durum değil. Hani hep biliyorsun değişik yarışmacılar birbirine denk geldi. Evet. Hani ne olacağı da çok belli olmaz. Ama tabii ki yani birebirlerde çok kaybettiniz. Evet. Yani baktığın zaman birebir oylamaların hepsini siz kaybettiniz değil mi? Öyle oldu işte. Şu son oyunu biz kazandık, şapkayı. Evet. Bir tek o vardı zaten. O demek istemedim. SMS'de birebire çıktığınız zaman kaybettiniz. Ha SMS'de evet onu da. Yani tabii ki daha uzun konuşacağız. Hani sohbet edeceğiz ama yarım kalan hikayelerden biri oldu gibi seninki de. Yani böyle bir çeyrek final isterdin gibi düşünüyorum yani. Bir de hani şunu da söyleyeyim sana. Öyle bir Survivor yaşıyoruz ki böyle bir fanatik grup var. Onlar biliyorsun yani inanılmaz protestolular şu anda. Sen gittin diye üzülenler var, protesto edenler var. Sonra evet. Başkası gidiyor mesela onu da protesto, Mert gitti diye protesto edenler var. Sürekli bir grup protesto ediyor. Senin için de üzülenleri gördükçe çok mutlu oluyorum. Yani şunu söyleyeyim sana. Senin için gelen tepkilerin yoğunluğu, bize karşı da olsa o tepkilerin bir kısmı beni çok mutlu ediyor. Gerçekten mutlu ediyor. Çünkü demek ki gönüllerde öyle bir yer almışsın ki seyirci bize de, hani biz bu işin neresindeyiz onu anlamış değilim ama yani seyirci bize de bu konuda eleştiri getiriyor. Bu arada yani soru gelmiyor devamlı. Hani soru gelse soru da soracağım ama çok kıl payı giden bir çeyrek final şansı diye görüyorum seninkini. Çünkü evet. Takım içerisinde de açıkçası hani en üstte de çıktığın oldu hatırlarsan. Ortada da çıktığın oldu. Böyle baktığın zaman yani oylamalarda değişik yerlerin var. Ama böyle senin zayıf bir anda, kritik bir hafta yakalandın. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ama yani başta çok üzüldüm ama sonra dedim hani demek ki kısmet, kader buymuş, hayırlısı buymuş. Yapacak bir şey yok. Tabii, yani tabii. Güzel bir şey arkada güzel bir şey bıraktığımı düşünüyorum. Ya, hani, bu kadar doğru bakıyorsun ki. Yani buradan, benim üzüldüğüm bu seneki yarışmacı birkaç tane yarışmacı oldu. Ersin'e çok üzüldüm. Evet. Mert'e kendisine de söyledim. Yani Mert'in gidişi sürpriz oldu ama ben şaşırdım ama böyle Ersin kadar kötü olmadım Mert gittiği zaman. Çünkü hani Mert'in Survivor motivasyonunun düşük olduğu bir dönemde gittiğini düşünüyorum. Ersin bir hafta önce diyorsun 5'te 5 yapmıştı. Evet. Şimdi seninki de o kadar güzel ve stabil bir istikrar sağlamıştın ki aslında. Şimdi öyle bir dönemde bir iki haftalık böyle bir kötü performans üzerine de ani bir gidişin açıkçası beni üzdü yani. Çünkü baktığın zaman şimdi aynı dönemi dikkat et. Şimdi Evrim çok iyi bir dönem yaşıyordu. Şimdi Evrim'in morali bozuldu. Evet. Ondan sonra ne bileyim Nisa Elif'i yeniyordu. Sonra Nisa gitti Sembol'de canı sıkıldı bozuldu. Yani bunu aslında yaşıyorsunuz ama biraz kadınlarda daha mı çok etki yaratıyor? Tabii ki de yani kadınlarda yani zaten Survivor aslında erkek işidir. Kadınlar daha da çok da zorlanıyor. Yani Mert ama yazdı. Bir dakika sözü keseyim. Mert yazdı aşk olsun abi diye. Mert sana geliyorum birazdan. Dur,
Yani zor bir yarışmacı. Gerçi hatta kadınlar için daha da çok zor. Hem duygusal olarak hem hijyenik olarak erkekler daha da çok rahat yapabilir bu Survivor'ı. İşte o yüzden yani bu sene kadın şampiyon olmasına gerçekten çok sevinirim. Bir kadın şampiyon istiyorsun değil mi? Tabii yani ben olamadım ama yine de oradan bir kadının şampiyon olmasını çok isterim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, o kadar heyecanla ve zevkle Survivor'ı yaşıyorum ki bu sene. Yani baktığın zaman bütün Survivor'larda çok zevk aldığım bir gerçek, en favori yarışmam zaten her zaman, ama öyle bir dönem yaşıyoruz ki hayatımız boyunca hep şunu dedik. Final bu olur, şampiyon bu olur. %80'lerle konuştuk. Çok nadirdir böyle hani bariz birinin önem plana çıkmadığı sene. Bu sene 4-5 tane net aday var. Arkadan gelebilecek adaylar var. Açıkçası evet. Ben Survivor'dan olan sürece kuruyorum. Kadınla yarışmacılar için de söyleyebileceğim tek bir şey var. Kadın erkek beraber yarıştırmak onlar için bence önemli bir şans oldu. Evet, kadınlar için. Evet, yani bir kadın çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama en azından şunu sağladık. Kadın erkek beraber yarışsın. Kadınların erkekleri yenebiliyor olduğunu görelim. Evet. Kadınlar bir de o açıdan da bakılsın. Yani performans evet. olarak da o güçlerini göstersinler istedim ben. Sonra kim kazanırsa zaten kazansın. Yani bazen okuyorum, çok da gülüyorum mesela. Hani birini biz kolluyormuşuz, yok onu iltimas geçiyormuşuz. Her şeyi buldum ama mesela burada bir sebep bulamadım hiç hayatım boyunca. Biz niye bir yarışmacıyı kollayalım, onu bulamadım. Ama gönlünden ne geçiyor diyorsan, hani kadın şampiyon olması bizi mutlu eder. Ama şunu da altını çizerek söylüyorum. Hak ederek olması mutlu eder. Tabii canım. Yani İlk burada, başta o zaten. Aynen. Yani onun dışında ne bileyim öbür erkek yarışmacıların emeklerini gördüğümüz zaman olağanüstü emekler var. Ve evet. yani onların hakkını asla yemem. Çok önemli mücadeleler veriyorlar. Peki. Biraz bir iki sohbet daha yapalım. Ne zaman dönüyorsun? Hiç bilmiyorum. Daha uçaklar açılmadı burada. Peki siz ne zaman geliyorsunuz? Daha var. Biraz daha var. Burada önemli işlerimiz var çünkü. Çok önemli toplantılar için geldim ben buraya. Onları bitirmem gerekiyor. Hani bizim şirketimizle ilgili çok önemli anlaşmalar yapıyoruz. İnşallah onları bitirir bitirmez geleceğim yani. Ama sen bayağı bir kalacaksın herhalde. Evet öyle gözüküyor. Senin dediğin dedim kalacaksın sen. Kalacaksın. Tatilimi şimdiden başlıyorum yapmaya. Evet evet. Yani tabii güzel günler seni bekliyordur. Mert hemen bir parantez açmam lazım. Tamam. Öncelikle. Sevgili Mert sana sesleniyorum. Muazzam bir yarışmacısın. Benim seninle ilgili bak en büyük eleştirim ne biliyor musun? O araba oyununda döktürüp herkesi böyle yendin ya o gün. Hatta oyun ortasında bana döndün. Abi benim dedim. Benim. Seyret beni dedim. Be kardeşim. Ondan sonra bu performans niye düştü? Sen bu kadar mı profesyonelsin? Hani prim olunca mı şampiyon oluyorsun? O yüzden seni böyle şey gibi görüyorum. Tecrübeli futbolcular olur ya böyle. Başkan prim açıklar. Ona göre bir anda döktürmeye başlar. Mert'i biraz öyle görüyorum. Primler iyi gelmeyince döktüremedi diyorum Mert. Biz de hep diyorduk takımda oyunlarda Acun Bey prim koysun da biz hep diyorduk ki işte Acun Bey inşallah bütün oyunları böyle primli araba veyahut da motor falan koysun da Mert uçsun hani yardırsın diye hep öyle dalgasına geçiyorduk. Ya, dün bu arada dün Mert'le canlı bağlantı yaptım ben şeyden yani WhatsApp'tan. Aa. Tabii 20 dakika muhabbet ettik. Böyle sokaklarda gezerken buldum onu. O iyi burada bayağı geziyor. Geziyor da abi ne olur deneyeyim diyor. Mert sen artık oraya aitsin dedim. Ya öyle bir sene geçiriyoruz ki. Hadi. Havuzuna voleybol şeyi koydurmuş. Meydan okuyor öyle galiba mi? Birilerine. Evet. Ha, tamam. Gelirsem eğleniriz biraz. Oynarız diyemiyorum bak eğleniriz diyorum. Peki senin şu anda gönlünden geçen şampiyon kim? Kimi istiyorsun? Kadın şampiyonlar bir kadın olsun istiyorsun onu böyle. Yani şampiyon isterim kadın olmasını ama tabii ki de gönlümden geçen bir tane Sercan Yıldırım var.
Sonsuza desteğim tabii ki de o. İnşallah ama işte ilk başta hak eden gerçekten o olsun diyorum yani. Kim olsun? Hak eden hak olsun. Eden, ha. Evet. Ha. Başta en çok hak eden. Sonrasında Sercan Yıldırım. Peki. Yalnız seni de iyi gördüm bu arada. Sorunları çözmüş gibisin. Yani çözdüm ve sorunum kalmadı. Evet. Mutluyum. Bu çok iyiymiş. Tamam. O da güzel. Onu neyse. Sonra biz konuşuruz. Tabii tabii konuşuruz. Tamam. Şey yaparız. Bunu limitelim. Şimdi bu arada seyircilerimize de buradan söyleyelim. Aycan yakında panoramada olacak ve güzel sohbet edecek. Eğer ben şimdi işlerimizin durumuna göre bakıyoruz işte dediğim gibi bizim için hayati bir durum. Domine'ye gelsem de oradan da yine güzel bir panorama yaparız. Sen, ben, Mert beraber. Çünkü tamam. Ben Mert'le yere çıkmak istiyorum. Tamam. Artık ben de. Aynen. Tamam. Beraber üçlü çok güzel sohbet ederiz. Ersin'i de alırız. Dörtlü sohbet ederiz. Evet. Güzel bir program yapalım oradan. Tamam olur. Tamam. Seni çok öpüyorum. Ben de. Kendine iyi bak. En kısa zamanda görüşürüz inşallah. Başarılar diliyorum. Sevenlerine de buradan sevgiler. Gündemdeki son dakika haberlerden ve yeni gelişmelerden haberdar olmak için Saydam TV kanalına abone olmayı lütfen unutmayın.